Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlarda da taraftarı mutlu eden gelişme bir nebze olsun. Yüreklere su serpen. Nisan Abubakar'ın transfer konusunda Hatayspor'la anlaşılması. Herkes onu daha çok bekliyor. Gelenden evet, çok. Evet yani ve haksız da değiller açıkçası. Beşiktaş yönetimi bu sezon başlangıcıyla birlikte çok güzel işlere imza attı. Taraftarı mutlu etti. Hocasıyla birlikte, yeni gelen oyuncularıyla birlikte hazır, özgüvenli bir takım hissiyatı verdi taraftarına. Ama bir yandan da sözleşmesinden çıkmak istediği oyuncular var. Bunlardan üçü Amarty, Chamberlain ve Abubakar'dı. Diğer iki oyuncu ile ilgili yaşanacak gelişmeleri bekliyoruz ama bu Abubakar konusunda biraz olsun taraftarın yüreğine su serpildi Selahattin Kınalı. Ya Molière yaşıyor olsa, tiyatro dünyasının devlerinden ya da bir sürü isim var. Şu futbolumuzdaki trajediyi çok güzel oyunlara dönüştürürlerdi. Trajikomik oyunlar ama. Yani akşam yenen meyvelere dikkat etmek lazım. Bazen sorun oluyor. İşte bunlar hep akşam yenen bazı meyvelerin vücuttan atılamama sorunu. Sen o kadar büyük yanlış işler yapıyorsun ki demektir. Kendi aziyetinin ifşası aslında bu transferlerin elde kalması, oyuncuların gitmek istememesi. Oyuncuyu suçlamak da işin en kolay tarafı. Ya işte biz sana takım bulduk, niye gitmiyorsun? Plan deniyor çocuklara. İyi de ben İstanbul'a geldim diyor adam ya da Beşiktaş'a geldim. Ben bütün planlamamı ona göre yaptım. Niye gideyim ki? Ben oynamaya da hazırım. Oynat, oynayayım diyor. Ben sana sözleşmeyi böyle yapmışım. Oyunculara yüklenmeyi çok, nasıl söyleyeyim, ahlaki zafiyet olarak görüyorum. Taraftarı oyunculara tepki duyması için yönlendiren yönetici açıklamaları var. O da çok çirkin, onu da söyleyeyim. Bu oyuncular senin ülkenin insanı değil diye insanlıktan çıkmıyorlar ya da sen onlardan daha değerli bir insan olmuyorsun Türk olduğun için ya da ev sahibi olduğun için. Hukuk bağlayıcılığı vardır. Bu oyuncular da hukuktan doğan haklarını koruyorlar. Ben Abubakar hiçbir şekilde Hatay'a gitmemiş olsa da Abubakar'a kızmak işin en kolay tarafı. Abubakar'ı transfer edene kızsana, ikinci kez geri alana. Tabii canım. Falan. Yani. Onlarla hesaplaş ki gerçek bir arınma, bir katarsis yaşayabil yani. Böyle oyuncu suçlu. Ne oyuncu suçlusu ya? Sen bir önceki yönetimin yaptığı hataları oyuncunun üzerinden belki de siz yaptınız. Yani yöneticiden kastım bir yönetici. Hangi takım olursa olsun, çünkü her takımda bu var. Alırken ayrı bir alayı valayla karşılıyorsunuz çocukları. Ondan sonra niye gitmiyorsun tukaka? Sözleşmenin şartları belli. O çocuklar sözleşmenin şartlarına uyuyorlarsa hatayı kendinde arayacaksın. Ya o sözleşmeyi verirken daha dikkatli vereceksin, düşüneceksin. Bu kulübün imkanları nedir, ihtiyaçları nedir diye düşüneceksin. Ona göre adım atacaksın ya da hiç atmayacaksın. Çocuğu bağla, imzayla, ondan sonra niye gitmiyorsun? Takımı da bulduk onu, at taraftarın önüne. Ne kadar ucuz işler bunlar. Ve biz bunları çok fazla tevessül ediyoruz. Kaldı ki Abubakar çok iyi bir oyuncu yani, oyuncu olarak. Yaptığı hataları hep birlikte eleştirdik burada. Ben olsam Beşiktaş-Sivas oyununda Sergen Hoca'nın o açıklamaları sonrası Abubakar'a Beşiktaş ilçe sınırları içine girişi yasaklardım ben. Ya bırak takıma gelmeyi, ama buna rağmen siz sıkıştığınızı, ihtiyacınız olduğunu düşündünüz. Kimi Beşiktaşlılık ilkelerinden ödünler vererek bu çocuğu tekrar takıma kattınız. Diğer çocuklar da var işte, fark etmiyor, Amartey şu bu. Ondan sonra niye gitmiyorsun diye at toplumun önüne. Bunlar ucuz işler, bunlar büyük camialara, hiçbir camiaya yakışmaz. Abubakar da gidebilirse, gönül rahatlığıyla gidiyorsa, ona da yaptığı hatalarına rağmen başarılar dileriz Hatayspor'a. Kimi giderse, Hatay'a giderse, Hatay'ın da ihtiyacı var. Hatayspor'da da başarılı olmasını isteriz. Ama insanları gerçek sorunlardan uzaklaştırmayalım. Birlikte yeni bir dönem başladı. Hayırlı olsun diyelim hem evet. Camiaya hem Rıza Amca'ya. Evet. Kartal Yiğit, Abubakar Hatayspor'da. Ama ben şimdi resmi açıklama gelmedi daha. Hmm. Yani ben yine temkinli yaklaşıyorum, bakın. Gitmez diyorsun yani. Şöyle çok iddialı değilim, gitmez demiyorum ama. Gitmese de şaşırmam bak, diyorsun. Bak şeyler burada, ben yazdım. Bir yıllık daha sözleşmesi var. 3,5 milyon euro net maaş. Bir de şey, imza olsun parası. Yani, o ne kadar? O da yıllık 1 milyondu. Ya bir şey değilmiş. Yani yıllık 1 milyon düşün. Şimdi 4-4,5 milyon euro Beşiktaş'tan kazanan bir oyuncu var burada. 500 bin eurosunu Hatayspor verecek, 4'ünü Beşiktaş verecek. Büyük ihtimal öyle olacak. 500 bin ya da ne bileyim 1 milyonunu Hatay zaten bu paraları yanına bile yaklaşamaz. Evet. Hatay'ın şu anki
şeyine baktığımız zaman, bütçesine baktığımız zaman bilmiyorum ne. Çok hadi olsun olsun 20 milyon euro olsun. Yoktur yani, o kadar da bakıyorum. Yoktur bile belki de. Yani o nedenle hala ben resmi açıklamayı görmek istiyorum. Konuştum yöneticilerle. Evet, Hatay Spor, Rıza Hoca'ya da geldikten sonra Hatay Spor'un ciddi bir şeyi var, isteği var. Bizim açımızdan bir sorun yok. Tebrikler, 19,5'miş. Öyle değil mi? 20 dedin ya. Yani. Aynı 20 milyon civarı. Bizim açımızdan bir sorun yok. Biz zaten Abubakar'dan kurtulmak istiyoruz ama oyuncu gider mi? Yöneticiler de inanmıyor gideceğine, onu söyleyeyim bak. Hmm. Yöneticiler de inanmıyor. Bir şey Rıza Hoca ikna ederiz abi. Peki o şey yapacak, gel bir sene oyna. Yanılmıyorsam vatandaşları da o takım içinde var. Belki içeriden işte arkadaşları varsa gel oyna falan bir sezon. Üçlü misali bak, ricacı arıyoruz. Ricacı arıyoruz. Ama işte elin kolun ben bağlanmış. Ben gideceğini düşünüyorum. Abi. Yani ben gitmeli dedi. Bence de gidecektir. Başka yerde zaten talibi yok. Avrupa'ya gidecek hali yok bu saatten sonra. Ha, Beşiktaş büyük ihtimalle ayrılırken parasını verecek. Yani şöyle verecek. Bir bilgidir bu. Geçen yayında da gerçi bahsettim ama. Şimdi Abubakar, Amerti, Chamberlain yönetimi en son bunlarla masaya oturmuş. Bu bir hafta önce oluyor. Yani anlaşalım. İşte verelim. Neyse karşılıklı anlaşalım. Siz fedakarlık yapın, biz de yapalım. Yok demişler. Biz işte kiminin 2 yıllık var şeyi, maaşı, Chamberlain'le Amerti'nin. Biz 2 yıllık maaşımızı peşin istiyoruz. Bak taksit falan da değil. Peşin istiyor. Abubakar'a demiş ki ben de peşin istiyorum tek yıl. İşte 4 milyonun üzerinde bir parayı istiyor. Yönetimde biz bunu veremeyiz, o zaman hiçbir şey yapmayız kardeşim, siz ne yaparsanız yapın demiş. Kalın o zaman, kalın, oynamayın, kenarda koşu yapın. Yani olay öyle boyutlara gelmiş ki yönetimin yapabileceği hiçbir şey yok şu an, yönetim kurumunun. Ne yapacak? Ya bu arkadaşlara paralarını verecek peşin, bonservislerini verecek, feshedecek ya da olay FIFA'ya taşınacak. Ama oyuncu da diyor ki, olacak. Oyuncu şöyle bakıyor. Bana para yok diyorsun. Rafa Silva'ya 10 milyon euro verdin diyor. Diyor. Tabii, öyle bakıyor zaten. Tabii uzamasının nedeni o. Evet. Bir sürü oyuncu geldi. Şimdi sen oyuncu olsan demez mi kardeşim? Bana vermiyorsun. Yok. Rafa Silva'yı alıyorsun. Immobile'yi alıyorsun. Ama bu da şu anki yönetimin sorunu değil. Öyle anlaşmalar yapılmış ki ya 2-3 sene işte, anlaşma mı yapılır ya? Ama işte kağıt Beşiktaş amblemli kağıt. Oyuncu da diyor ki ben yönetici istediği kadar değilsin. Ben Beşiktaş kulübü imza koymuş. Tabii, ben Beşiktaş'ı tanırım, onu görürüm, diyor. Tanırım diyor. Ama yani şunu yapabilir. Yeni yönetimi bir iyi niyet gösterisi yapabilir. 5 milyon lazım. Alacağım var. Aynen öyle. 5 milyon evet. Diyelim. 3'e anlaşırsın ama yönetimde peşin diyor ya, işte peşin verme imkanı yok hiçbir oyuncuya. Nasıl verecek abi? Bak, 13 milyon euro hesaplamışlar. 13 milyon euro tutuyor. 3'ünün. 13 milyon peşin. Hayır, niye versin şimdi? Hasan Arat 13 milyonu bir anda 3 tane senin oynatmayacağın oyuncuya niye versin? Adam gider 13 milyona gider 3 tane daha baba oyuncu alır Beşiktaş'a. İhtiyacım var. Gider alır 13 milyonun daha altına alır. Bu yani, işler hep Bitlis Gençler Birliği Kulübü'nün hataları. Beşiktaş Kulübü'nün hiç hatası yok. Yazık olmuş. Yazık yani. Kulüplerimizin hiç hatası yok. Tabii. Hep başkalarından. İşte böyle sonra sözleşmeler yaparsan olacağı. Dediğin gibi oyuncunun, ben oyuncuya kabahat bulmuyorum. Hepimiz İyi profesyonel hayatta alkışlarız. Bu var. Bir kıyak yaparız, kıyak alkışlarız yani. Alkışlarız ya. Ama o kadar yani. Başka eleştirme hakkı. Adam ya. Hakkı, adam sözleşmesi hakkı yani almak. Alacak yani şey parasını. Şey gibi geliyor. Niye almayacak yani? Acı Badem'den sallıyorum, Yeni Sahra'ya taşınıyorsun. Hayatın değişmiş gibi oluyor. Kendine gelene kadar 3 ay 5 ay geçiyor. Adamlar aileleriyle birlikte ülke değiştiriyorlar. Senin yani, sözleşmene güvenerek. Bir şey diyemezsin yani. Geliyor buraya. Ha, şu var. Mesela belki Beşiktaşlılar şey yapacak, kızacak bana. Galatasaray'ın 3 tane baba santrafor var değil mi? Yabancı olarak 3. Fenerbahçe'nin 3 tecrübeli. Beşiktaş'ın Immobile inanılmaz kalite. Belki onlarından da üstün. Diğerlerinden de üstün. O kadar da değil canım. O kadar da yani, değil. Yani onlar ayarında. Gol kralını anlamında. Tabii gol kralını anlamında söyleyeyim. İtalya'da 7 kere Serie A'da krallık yaşamış bir oyuncu. Ama gerisi 2 tane genç oyuncu. Bir Semih, bir Mustafa. Tecrübeli mi? Değil. He, ben olsam ne derdim biliyor musun? Ya kardeşim gel Abubakar buraya. Sezon başı ama olacak. Bunu da aslında denediler. Kampa götürdü hoca. Evet. Ya gel bir sene daha kal burada oyna. Sezon sonu al, nereye gidiyorsan git. Kendini dene. Aslında ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın Abubakar'a. Gerçekten var. Şu anki tabloya baktığınız zaman
Allah korusun İmobile bir sakatlık geçen yaşadı. Geçen sene de ama ihtiyacı evet, vardı. Geçen sene de vardı. Şimdi Beşiktaş taraftarına da ben hak veriyorum. Yani bu noktaya kolay kolay gelinmedi. Abubakar bir adım atsa geçen atmadı sene işte. İşte Beşiktaş yani, taraftarı 10 adım atabilirdi. Oyuncunun şey, oyuncunun ne kadar profesyonel olduğunu söylüyorum. Yani yönetim biraz daha belki üstelecekti. Gel kardeşim bak İmobile geldi ama sen bu takımı tanıyorsun, ülkeyi tanıyorsun. Gel burada ikinci adam olarak dur. Bir şey olduğu zaman imdada yetiş demişlerdir de. Hoca mesela o şansı verdi aslında. Kampa götürdü falan ama kampta Abubakar'dan öyle bir istek görmedi. Öyle bir yanıt görmedi. Abubakar olay buraya geldi. Sabah 9, akşam 5 mesaisini yapan, kart basan bir çalışana aynen dönüşü öyle şu olmuş. An. Demek o geliyor idmanına. Abubakar diyorsun ya Beşiktaş'ın Abubakar'a ihtiyacı var. Evet ama Abubakar'ın Beşiktaş'a ihtiyacı yok. Anladığımız bu. Görünen Abubakar 5 milyon, 6 milyonluk imzayı basmış. Tamam, kurtarmış kendini.